Lenovo Gaming'in sunduğu 2022 Dünya Kupası rehberi başlıyor. Hastalıklı Futbol'dan hepinize merhabalar. İlk grup maçları dün itibariyle tamamlanan Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken sizlere hem turnuvada hem de Katar'a gelene kadar gösterdikleri kesintisiz performansla fark yaratmış oyuncuları listelemek istedik. Yakından takip edenler iyi bilir, ben performansı stabil olan, güven aralığı yüksek oyunculara bayılırım. Dolayısıyla kriterlerimizden biri de futbolcuların forma giyme süreleri oldu. Yani hem çok iyi oynamış hem de maç kaçırmamış oyuncuları arıyoruz. Sınıf futbolcuların sağ içinde performans dalgalanması yaşamaması adına sağ dışında da iyi dinlenmeleri, doğru beslenmeleri gerekir. Teknik açıdan sahip oldukları üst düzey donanımı ancak doğru rejenere ettikleri sürece kesintisiz bir performans sunabilirler. Tıpkı Legion oyun bilgisayarlarının sahip olduğu üst düzey bileşenleri soğutmak için kullandığı ColdFront 3.0 teknolojisi gibi. %20 daha çok hava akışı sağlayan ColdFront 3.0'la Lenovo Gaming size donmayan, takılmayan, performansı hiç dalgalanmayan bir oyun deneyimi vaat ediyor. Ben mi? Bense bu videoda Ağustos'tan bu yana performans anlamında alev alev yanmalarına rağmen işlemci ve ekran kartı hala buz gibi olan 20 futbolcuyu anlatmayı vaat ediyorum. Pekala, hadi başlayalım o zaman. Listemize Barcelona'nın harika çocuğuyla başlıyoruz. Hangisi diye sorabilirsiniz, zira La Masia'da harika çocuk hiç bitmiyor. O halde şöyle demek lazım belki, Barcelona'nın son harika çocuğu 18 yaşındaki Gavi. Geçtiğimiz sezon yaptığı çıkışı sürdüren isminin de hayli benzediği hocasının izinde olduğunu gösterdi. Gavi henüz 17 yaş 2 aylıkken giymeye başladığı İspanya A milli takımı formasıyla bugüne dek 14 maça çıktı. Barça formasıyla ise 66 kez sahaya çıkıp yaşına göre anormal bir sayıya ulaşarak çok sayıda üst düzey rekabetçi müsabakayı tecrübe etti. Onu sahada izlediğinizde bunu her halinden anlıyorsunuz zaten. Koca Barça orta sahasında 11'e yerleştiği yetmezmiş gibi koca İspanya milli takımında da 9 numarayı sırtına geçirdi ve 7-0'lık Costa Rica maçında kusursuz oynadı Gavi. Takımının 5. golünü kaydederken oyununun hiçbir anında bir toyluk, bir acemilik belirtisi göstermedi. Barcelona takımında bu sezon sadece bir maç kulübede oturan Gavi, Luis Enrique'nin en güvendiği isimlerden biri. Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa'nın en iyilerindendi Giroud. Elbette övgülerin çoğu Mbappe'ye gitti. Fakat santraforluk nedir, sırtı dönük oyun nasıl oynanır konusunda masterclass vermişti Giroud. Aradan geçen 4 yılın çoğunu Chelsea yedek kulübesinde geçirmiş olsa da geçtiğimiz sezon Milan'ın Serie A'da tam 11 yıllık aranın ardından kazandığı şampiyonlukta yine başroldeydi Fransız. Kendisi bugün 36 yaşında fakat Rusya 2018'de izleyip hayran kaldığımız Giroud'la 2022 model Giroud arasında neredeyse hiçbir fark yok. Her zamanki gibi arkasında oynayan üçlüyle harika bir uyum içinde. Milli formadan uzakta kalsa, yedek bırakılmış da olsa Fransa'nın olası bir şampiyonluğunda yine övgüler Mbappe'ye gidecek. Fakat bir futbolcunun kariyerinin son baharında formda kalmak için bu kadar uğraşması bile takdir edilmesi gereken bir şey. Bu yıl Milan formasıyla 19 maçta 9 gol ve 5 asistlik muazzam bir performans gösteren Giroud, Avustralya karşısındaki kusursuz performansı ve attığı 2 golle Katar 2022'ye de epey hızlı bir başlangıç yaptı. Fenerbahçelilerin deyimiyle Ener Gotsensia. 33 yaşındaki Ekvatorlu bu sezon gençlere taş çıkaran bir performans sergiliyor. Henüz sezonun yarısı bile tamamlanmamışken kendi kariyerinin en yüksek gol sayısına ulaştı. Valencia 13 golle Süper Lig gol krallığı yarışında açık ara zirvede. Takımının 14 puanla lider tamamladığı Avrupa Ligi grubunda da 2 gol kaydeden Ener, durmadan, dinlenmeden fileleri sarstığı çılgın bir sezon geçiriyor. Ligde lider, Avrupa'da lider, gol krallığında lider. Jorge Jesus'un sık rotasyon yapmasına rağmen 22 maç 1328 dakikayla Altay ve Atilla'nın ardından Sarı Lacivertlilerin en çok süre alan oyuncusu konumunda. Toplam 15 gol ve 4 asistle Fenerbahçe formasıyla skora 19 kez direkt katkı sağlayan Ener, turnuvada da hız kesmedi. Kaptanı olduğu Ekvator'la Katar filelerine 2 gol göndererek 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçına resmen damgasını vurdu. Alman devi Bayern Münih bu yaz golcüsü Robert Lewandowski'yi kaybetmesine karşın yerine net bir 9 numara transferi yapmayarak biraz şaşırtmıştı. Belli ki kulüp hücum oyuncularının skor potansiyeline güveniyordu ve bu açıdan hiç haksız çıkmadılar. Bavyera ekibi oynadığı 21 resmi maçta 67 gol atarak resmen rakiplerinin üzerine gol olup yağdı. Barcelonalı Interli Şampiyonlar Ligi grubunu 18
puanla sildi süpürdü. Bu başarının en büyük paydaşlarından biri de elbette şu skor potansiyeli yüksek hücumculardan biri olan Serge Gnabry'di. 27 yaşındaki Serge her teknik adamın sahip olmak isteyeceği türden çok yönlü bir hücumcu. Her iki ayağını da kullanabilen, sağ kanat, sol çizgi ya da sahte 9 her rolün altından kalkabilen özel bir isim. Bu sezon 23 resmi maçta ürettiği 10 gol ve 10 asistle daha şimdiden double-double yaptı. Almanya'nın Japonya karşısında sürpriz bir şekilde kaybettiği ilk grup maçında da mağlubiyete rağmen sahanın en iyilerinden biriydi. Hazır laf Bayern'den açılmışken devam edelim. Bu çılgın gol partisine iştirak edenlerden biri de harika çocuk Jamal Musiala. Almanya doğumlu olmasına karşın çocukluğunu İngiltere'de geçiren ve futbol eğitimini Chelsea altyapısında tamamlayan Jamal, 2019 yazında 200 bin euro gibi komik bir bedelle Bayern saflarına katılmıştı. Geçen iki sezonda ufak ufak süre almaya başlamış ve yeteneğini herkese kanıtlamıştı bu genç adam. Fakat bu sezon başından itibaren deyim yerindeyse kontrolden çıktı. 2003 doğumlu Musiala performansıyla hocasının vazgeçilmezlerinden biri oldu. Ufak bir sakatlığının bulunduğu Bochum maçı ve koronavirüse yakalandığı Victoria Pilsen deplasmanı haricinde hiç maç kaçırmadı. 1388 dakika sahada kaldı, 22 maçta 12 gol attı, 10 asist yaptı. Bayern'de genellikle serbest 10 numara gibi oynayan, sahanın her yerinde görebileceğiniz koşmaktan imtina etmeyen dinamik bir oyuncu. 79 dakika sahada kaldığı Japonya karşısında biraz silik gözükse de ilerleyen maçlarda turnuvanın en çok konuşulan genç oyuncularından biri olabilir. İnanıyorum. Euro 2020'nin en şanssız isimlerinden biriydi Saka. Finalde İtalya'ya penaltı atışlarıyla kaybeden İngiltere'de son atışı kullanmak için topun başına geçen isim oydu. 20 yaşında bir genç adam için yüklenmesi epey ağır bir sorumluluktu bu. Her ne kadar Sancho ve Rashford da kaçırmış olsa Saka'nın kullandığı atış bir yerde kader penaltısıydı. Bunun üzerine bir de bazı İngiliz taraftarların ırkçı saldırılarına maruz kaldı. Genç yaşında yüzleştiği bu travmatik olaylara rağmen Saka geçmişte olanı geçmişte bırakıp yoluna devam etti. Son 1,5 yılda gösterdiği kesintisiz performansla önce kendi ayağa kalktı, ardından da takımı Arsenal'ı Premier Lig'de şampiyonluk yarışına sokan baş aktörlerden biri oldu. Önceki sezonlarda sadece atletizm üzerinden fark yaratan bir oyuncu görünümündeyken artık sağ kanat forvete gözü kapalı yazabileceğiniz kadar güven aralığı yüksek bir oyuncu. Bu sezon forma giydiği 20 resmi maçta 5 gol 6 asist üreterek çift taneli gol katkısı yapan Saka, İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate'in de en güvendiği isimlerden biri. İran maçında attığı iki harika golle turnuvaya da ışık hızında başladı Saka. Geldik orta sahaların şaikasına. Belçikalı geçen sezon Manchester City'nin santraforsuz oyununda 19 gol atarak skor yükünü üstlenmişti. Bu sezon gol atacak adamları var. Hal böyle olunca De Bruyne bu kez de asist yükünü sırtladı. Takımının neye ihtiyacı varsa Belçikalı o işi görüyor. Sadece 14 maçta 10 asiste ulaşarak Premier Lig'in asist krallığında zirveye oturan Kevin, 31 yaşında maç takviminin epey sıkışık olduğu şu bölümde devamlılığı ile bir kez daha parmak ısırttı. Tüm kulvarlarda 19 maça çıkan ve 1475 dakika sahada kalan De Bruyne 3 gol ve 13 asistle toplam 16 kez skora katkı yaptı. Özellikle Manchester City'ye imza attığı 2015 yazından bu yana neredeyse kupa kaldıramadığı tek bir sezon olmadı Kevin'in. Onun madalya koleksiyonunda sadece 2 tane eksik kaldı. Biri Kel adamla birlikte kazanmak için yanıp tutuştukları Şampiyonlar Ligi, diğeri ise Belçika milli takımıyla 2018'de çok yaklaşıp üçüncülükle yetindikleri Dünya Kupası. Eğer bunları da başarırsa onu futbol tarihinde çok daha başka bir yere koyacağımız kesin. Benfica altyapısında yetişti, Valencia'da parladı. Inter ve Juventus formalarıyla izlediğimiz Cancelo, fizik gücü yüksek, bindirme atmayı çok seven ve çizgiyi çok iyi kullanan bir sağ bekti. 2019 yazında Manchester City onun için Juventus'a 65 milyon euro ödediğinde epey şaşırmıştık. Hem bu rakam o zamanlar için hala yüksek sayılırdı hem de City önceki yıl benzer rakamlara Kyle Walker'ı transfer ederek sağ bekini yenilemişti. Acaba Pep yedek kulübesinde oturması için bir sağ beke bu kadar para ödeyerek kendini mi şımartıyordu? Çok geçmeden hocanın Cancelo için bir planı olduğu ortaya çıktı. Sahaya sol bek gibi çıkmasına karşın orta sağlaşarak oynadığı bu yeni rolünde dünyanın en iyilerinden biri oldu Portekizli. Bu sezon Walker'ın sakatlığında zaman zaman eski mevkisinde de görev alan Cancelo, yalnızca Chelsea'ye karşı oynadıkları Lig Kupası maçında dinlendi ve kalan 21 resmi maçın tamamında sahadaydı. 1558 dakika ve 2 gol 5 asistlik bir beke göre epey etkileyici olan karnesiyle Katar'a gelen
gelen en formda Portekizli oyuncuydu. Son dönemlerde Real Madrid'in başarısındaki en kilit oyunculardan biri kuşkusuz Valverde. Ancelotti onu birkaç hedef maçta orta saha direncini yükseltmek amacıyla 4-3-3'ün sağ önünde başlatmış ve Uruguaylı performansıyla adeta Madrid'i sahada bir kişi fazla oynuyor gibi göstermişti. Hem hücumu hem savunmayı hem de merkezi destekleyen, her yere yetişen, her işin altından kalkan bir oyuncu. İlla bir eksiği dile getirilecekse skora çok fazla katkı yapmıyor olmasıydı. Sezon başında bir basın toplantısında Ancelotti'ye böyle bir soru soruldu. Valverde sizce de sağ önde oynayan bir oyuncu için biraz az gol atmıyor mu? Ancelotti ise şöyle cevap verdi. Geçen yıl sadece bir gol atmış olması sıra dışı bir durum. Çok daha fazlasını atabilecek yeteneği olduğunu biliyorum. Hatta bu sezon 10 gol atmazsa antrenörlük lisansımı yırtıp atarım. Don Carlo'nun onun adına gündeme getirdiği bu meydan okumayı zevkle kabul eden Federico, çıktığı 20 maçta 8 gol 4 asist yaparak hocasının kendine olan güvenini karşılıksız bırakmadı. Valverde Real Madrid'in en çok süre alan ve en çok mesafe kat eden oyuncusu olmakla kalmadı, en çok skor katkısı yapanlardan biri oldu. Yani genç Uruguaylı'nın yapamadığı tek bir şey vardı, artık yok. Eksiksiz bir futbolcu. Geçen yıl ligde yine rahat bir şampiyonluk kazanmış olsalar da bu kadronun yarattığı heyecanı karşılayacak kadar iyi futbol oynayamadı Paris. Lionel Messi ise bireysel kariyerinin skor üretme konusundaki en yavan sezonlarından birini geçirmişti. Kimilerine göre sadece yerini yadırgamıştı, kimilerine göre onun devri artık kapanmıştı. Fakat bu sezon başında Galtier'in göreve gelmesiyle hem başkent ekibi bir takım hüviyetine kavuştu, hem de Messi kariyerinin bu sonbaharında yine anormal şeyler yapıp bunları normal, hatta kolay gibi göstermeye devam ediyor. 35 yaşındaki bu sihirbaz bu sezon 19 resmi maçta 1657 dakika süre alarak dile kolay 12 gol 14 asist üretti. Biliyorum Arjantin'in ilk maçta Suudi Arabistan karşısında aldığı şok edici mağlubiyet gerçekten özgüven kırıcı. Fakat bu kayba rağmen Meksika ve Polonya'nın berabere kalmasıyla tangocular kalan 2 maçı kazanırsa hala gruptan lider olarak çıkabilir. Dediğim gibi Leo artık 35 yaşında ve deposunda daha ne kadar yakıtı kaldı bilmiyorum. Ama Dünya Kupası aşkına turnuvanın geride kalan bölümünde Messi'nin anormal şeyleri normal gibi göstermesini izlemek benim en büyük temennim. Bireysel performans anlamında geçtiğimiz yılın en iyi birkaç futbolcusundan biriydi Mbappe. Messi ve Neymar'ın olduğu bir takımda başrolü üstlenmek ve bunun üstesinden gelmek kolay bir iş olmasa gerek. Hele de bunu yapan oyuncu hala 23 yaşındaysa. Evet, o kadar uzun zamandır sahnede ki bazen unutuyoruz ama hala genç bir oyuncu Kylian. Yazın imzaladığı devasa kontrat ve bu kontratın yanında sahip olduğu söylenen bazı ayrıcalıklar, Paris Saint-Germain'in futbol kamuoyu tarafından çok takdir edilen bir kulüp olmayışı ve Mbappe'nin takım arkadaşlarına sergilediği bazı tavırlar. Tüm bunlar bir araya gelince futbol severlerin gözünde biraz sevimsiz bir figür haline geldi Kylian. Evet, belki de bir güç zehirlenmesi yaşadı, bunu bilemeyiz. Fakat göz ardı etmememiz gereken bir gerçek var ki o da Mbappe'nin hala gezegendeki en formda oyunculardan bir tanesi oldu. Zaten fiziksel bir anomali Fransız oyuncu. Oyunun gördüğü en hızlı oyunculardan biri. Yorulmak nedir bilmeden attığı depar dayanıklılığı ve devamlılığıyla bir takımın kaderini tek başına değiştirebilecek güce sahip. Turnuvaya dek 1675 dakika sahada kalarak 20 maçta 19 gol ve 5 asist yapan Mbappe, Avustralya karşısında da 1 gol 1 asistle oynadı. Çok kolay gözükmüyor ama eğer başarırsa, yani bu takımı 4 yıl önce yaptığı gibi yine kupaya ulaştırırsa, isminin etrafındaki o kara bulutları 2 Dünya Kupası şampiyonluğuyla sonsuza dek dağıtabilir. Brezilya halkı için Dünya Kupası'nın anlamı her 4 yılda bir. Bu oyunu en iyi oynayan ülkenin Brezilya olduğunu tüm dünyaya kanıtlamak anlamına gelir. Onlar zaten her zaman için en yetenekli oyunculara ve en geniş oyuncu havuzuna sahiptir. Fakat 10 yıllık periyotlarda takımı taşıyacak birkaç özel oyuncu ortaya çıkar ve kupayı kazanmalarına yardımcı olur. İşte o özel oyuncu 2014'ten bu yana Neymar'dan başkası değil. O turnuvada Brezilya ev sahibiydi ve çeyrek finalde Neymar sakatlanmıştı. Devamında olanları biliyorsunuz. 2018'de yarı finali de göremediler. Neymar Belçika'ya elenmelerine engel olamamıştı. Şimdi yıl 2022, Neymar artık 30 yaşında ve belki de ilk defa bu kadar uzun süredir hiç sakatlanmadı. Üstelik son yıllarda izlediğimiz en formda, en keskin Neymar performansını izliyoruz. Kaptanlık bazubandı her ne kadar Thiago Silva'nın kolunda olsa da Neymar bu takımın yüzü ve hem başarıda hem başarısızlıkta mikrofonlar ilk önce ona uzatılacak. 4 yıl sonra bu kadar formda olur mu bilmiyorum ama bana kalırsa bu Neymar'ın da son Dünya Kupası olabilir ve dolayısıyla son kazanma şansı. Paris Saint-Germain formasıyla 20 maça çıkan ve 15 gol 12 asist yapan Neymar
sezona nefes kesen bir hızla başladı ve formunu Dünya Kupası'na kadar sürdürmeyi başardı. Eğer futbolda en çok gelişme kaydeden oyuncu diye bir ödül olsaydı, sanırım 2022 yılında bu ödülü kazanan Vini olurdu. Topla yapabildiği şeyleri zaten 16-17 yaşındayken de yapabiliyordu. Yani yeteneği ya da potansiyeli konusunda kimsenin bir şüphesi yoktu. Zaten Real Madrid durup dururken o yaşta bir çocuğa 45 milyon euro ödemez. Ama oyunun ciddiyetini ne zaman kavrar, istenen olgunluğa ne zaman oluşur, işte bunlar hep bir soru işaretiydi. Belki de onun şansı Don Carlo gibi deneyimli bir teknik adamla Modric, Kroos ve Benzema gibi örnek profesyonellerle bir arada olmasıdır. Vinicius bazı yetenekli ama oyun algıları kapalı futbolcuların 30'lu yaşlarda ancak ulaşabildiği, bazılarının ise hiç ulaşamadığı o aydınlanmayı çok erken yaşta yaşadı ve futbolunu çok daha rafine bir hale getirdi. Henüz 22 yaşında oyunun en büyük tekil tehditlerinden birine dönüştü Brezilyalı. Ona bir top ve biraz da işleyebileceği bir alan verin, rakibini yok etsin. Vinicius bu sezon Madrid formasıyla 12 kez 90 dakikayı tamamladı ve toplamda 1758 dakikayı devirdi. Oturduğu, dinlendiği tek bir resmi maç olmadı. Tüm kulvarlarda 21 maça çıkıp 10 gol ve 5 asist yapan Vini, pek çok futbol severe göre Dünya Kupası'nın favorisi olan Brezilya'nın en önemli oyuncularından biri konumunda. Sanırım Türkiye'ye geldiği günden itibaren Fenerbahçeli taraftarların içini kaplayan bir korkuydu bu. Bu çekik gözlü adam buralarda çok uzun süre durmayacaktı sanki. Ligimizin çok üzerinde bir oyuncu olduğu her halinden belli oluyordu zaten. Kontratındaki 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini aktif eden Napoli, Mince'yi Chelsea'ye yolladığı Koulibaly'nin yerine monte etti ve belki eskisinden bile daha sağlam bir defans hattına sahip oldu. An itibariyle Serie A'nın lideri ve ligin en az gol yiyen 3. takımı olan Napoli'de savunmanın bel kemiği Kim Mince. Spalletti'nin öğrencileri sürekli hücumu düşünen ve savunma çizgisini epey önde kuran bir takım ve artık çok iyi biliyoruz ki Mince fiziğine oranla olağanüstü bir hıza ve çevikliğe sahip. Onu en geride bırakıp gönül rahatlığıyla rakip yarı alana yerleşebilirsiniz. Kim yeni takımında 14 Serie A ve 6 Şampiyonlar Ligi maçı olmak üzere toplam 20 maçın tamamında 90 dakika kesintisiz oynadı. Toplam 1800 dakika sahada kalan Koreli 2'de gol attı. Bu 20 maçta Napoli sadece Anfield deplasmanında kaybederken Kim Mince İtalya Ligi'nin en fazla topla buluşan ve en çok isabetli pas yapan oyuncusu olarak sadece savunmada değil topu kullanma konusunda da üst düzey bir performans sergiledi. Dünya Kupası arasına dek enteresan bir Premier Lig sezonu izledik. Chelsea ve Liverpool kayıplardaydı. United ise son birkaç yıldır olduğu gibi kaos halinde. Liderlik koltuğunda Kuzey Londra'nın kırmızı takımı Arsenal otururken Conte yönetimindeki Tottenham'da hiç fena bir performans sergilemedi. Dünya Kupası arasına Şampiyonlar Ligi potasında 4. sırada girdiler. Hocanın meşhur 3-5-2'sinde orta sahanın merkezindeki oyunculara ağır birer yük bindiğini bilirsiniz. Bu yükün altından kalkabilen oyuncularsa birer yıldız gibi parlarlar. Pogba, Vidal, N'Golo Kante, Matic, Barella, Brozovic. Spurs'te ise bu rolü üstlenen oyuncular Uruguaylı Bentancur ve tabii ki Danimarkalı Høbjerg oldu. Yalnızca Newcastle maçını kaçıran ve diğer 21 maçın neredeyse tamamında 90 dakika sahada kalan Høbjerg, ekürisi Bentancur'la birlikte orta sahada takımının ihtiyaç duyduğu motor gücünü kesintisiz olarak sağladı. 4 gol ve 4 asistle skora da önemli bir katkı yapan Danimarkalı, benzer bir sistemle oynayan Danimarka milli takımı için de merkez dişlilerden bir tanesi. Listemizdeki iki stoperden diğeri olan Upamecano ile devam ediyoruz. Bayern'in hücumdaki başarısından zaten bahsetmiştik ama savunmada da hiç fena değildi Alman panzeri. Ligde ve Avrupa'da çıktıkları 21 maçta yalnızca 15 gol yediler ve sadece bir kez kaybettiler. Fransız savunmacı yeni partneri Delic ile birlikte belki de tüm Avrupa'nın en iyi stoper tandemini oluşturdu. Fransa milli takımında Didier Deschamps'ın ilk tercihlerinden biri olan 24 yaşındaki Upamecano, Dünya Kupası'nda da yıldızını parlatma şansı buldu ve 4-1 kazandıkları Avustralya maçında kusursuz bir performans sergiledi. Eğer modern futbolu tek bir oyuncuyla anlatmak isteseydik sanırım onun adını verirdik. İnanıyorum ki Jude Bellingham futbolun hem bugününü hem de gelecek 10 yılını anlatan bir profil. Bu oyunda kazanmak istiyorsanız sahaya bir kaleci ve 10 tane Jude Bellingham'la çıkmanız yerinde olacaktır. Her işi yapabilen, her yerde oynayabilen pozisyonsuz bir futbolcu. Bulunduğu kabın şeklini alan bir madde gibi ihtiyaca göre şekil alabilen, bazen rakibin ataklarını durduran, bazen topu alıp driblingle ileri taşıyabilen, dar alanda çalım, topsuz alanda gol koşusu onun ne yapacağını kim tahmin edebilir? Bilir ki limitsiz bir adam. Eğer dikkatli izlediyseniz bu anlattıklarımın hepsini İran maçında bir bir yaptığını görmüşsünüzdür zaten. He bu arada Bellingham 19 yaşında, yani şu an izlediğiniz Jude muhtemelen birkaç yıl sonra oyununu her yönüyle iyice keskinleştirmiş bir canavara dönüşecek. 150 milyon euro civarı hesaplanan fiyat etiketiyle bu ocakta değilse de 2023 yazında takım değiştirmemesi imkansız gibi gözüküyor. Hatta birçokları şimdiden onun tarihin en pahalı futbolcusu rekorunu kırabileceğini bile düşünüyor. Onun en son ne zaman formsuz olduğunu hatırlamak güç. Zira Kane
Kane Spurs'te ilk 11'e yerleştiği günden beri yaptığı işin en iyilerinden. Rusya 2018'inde en skorer oyuncusu olan Harry Kane, Tottenham formasıyla bu sezon 12 gol kaydetti ve gol krallığı yarışında Erling Haaland'ın arkasında ikinci sırada yer aldı. Sezon genelinde 22 maçta 13 gol ve 3 asist yapan Kane'in bu performansı bile yeterince etkileyici. Fakat asıl en verimli olduğu rolde, yani 4-2-3-1'in sırtı dönük santrafor olarak İran maçında bizlere bir resital sundu. Bir tarafında Sterling, diğer yanında Saka olmak üzere onun boşalttığı alanları işleyebilen iki atlet oyuncuyla oynadığında neler yapabileceğini bir kez daha görmüş olduk. Kaptan İran savunmasıyla resmen bir kedi fare oyunu oynadı. Belki gol atamadı ama arkadaşlarını maç boyu harika besledi ve iki güzel asistiyle yıldızlaştı. 29 yaşındaki golcü altın kupayı eve götürerek kariyerinin ilk kupasını kazanmaya çalışacak. 6-2'lik skor da hiç fena bir başlangıç sayılmaz. Ne dersiniz? Eğer performanstan bahsediyorsak, bu arkadaş 2022 yılının son bölümüne damgasını vuran adamdı. Gakpo PSV formasıyla toplam 24 maça çıkarken attığı 13 gol ve yaptığı 17 asistle 30 gole doğrudan katkı sağladı. Gakpo bu performansıyla tüm Avrupa liglerinde en fazla skor katkısı yapan oyuncu olurken 1960 dakika sahada kalarak bir an olsun hız kesmedi. Turnuva başlamadan evvel hazırladığımız rehberde de altını çizmiştik. Hollanda milli takımının hücumdaki rotasyonu epey kısıtlı. Bir Robben, bir Van Percy veya Snyder'e sahip değiller fakat Gakpo Senegal maçında gösterdi ki portakalların skor yükünü üstlenmeye de hazır. 23 yaşındaki Cody turnuvanın bitişiyle birlikte PSV'ye astronomik bir bonservis bedeli kazandırarak 5 büyük ligden birine yolcu edilmesi muhtemel oyunculardan. Ve geldik listemizin en kesintisiz performansına sahip oyuncusuna. Joshua Kimmich teknik kalitesi ve oyun zekasıyla dünyanın her takımında oynayabilecek, gittiği her yerde temel taşlardan biri olabilecek kadar değerli bir parça. Evet, hiçbir zaman en çok satan forma onun ki olmayacak. Fakat o zaten bir takım oyuncusu. Takım oyunculuğunun nirvanası. Joshua bu sezon gol rekorlarını alt üst edecek gibi gözüken Bayern orta sahasında rolünü her zamanki gibi kusursuz oynuyor. Görev aldığı 23 maçın 20'sinde 90 dakika sahada kalan ve yalnızca koronavirüse yakalandığı Victoria Pilsen maçını kaçıran Kimmich 1974 dakikayla listemizin en fazla süre alan oyuncusuydu. Bu maçlarda 3 gol ve 6 asistle 9 kez skora doğrudan katkı yaptı Kimmich. 2022 Dünya Kupası'na gelirken yine Almanların en güvenilir, en stabil performansına sahip oyuncusuydu.